Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle beraber birazcık sohbet muhabbet edelim. Tabii ki de öyle boş sohbet muhabbet değil. Yine kripto paralar hakkında önemli şeyleri konuşacağız. Başta Bitcoin olmak üzere arkasında ne varsa Metaverse'de oydu buydu DeFi'de hepsini halledeceğim. Ama bu videonun içerisindeki konuşacağım olaylar emin olun ki size çok büyük şeyler katacak arkadaşlar. Bakın bunun altına imzamı öyle çizik diye atarım. Atarım, boş kağıda bile imzamı atarım buna. Dün Telegram grubumuzdan biliyorsunuz bir paylaşım yaptım. Bitcoin ile alakalı bir paylaşım yaptım. Şimdi bu videoyu da şey için çekmiyorum ha, ben söylemiştim gibisinden bunun için çekmiyorum. Şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Pozitif uyumsuzluk vardı ama ben bunun cevabının bu kadar erken olacağını düşünmedim. Bugün bir mum attı. Şimdi ben bir an baktım, piyasalara bir an dönüp baktım. Dedim ki yani bu pozitif uyumsuzluk da bu kadar hızlı bir şekilde cevap vermez buna. Sonradan anlaşıldığı üzere Amerika Hazine Bakanı bir çıkmış açıklama yapmış. Şimdi bir açıklama yaptı ama gidip direkt kripto paralarla alakalı bir açıklama yapmadı. Normal açıklamasının içerisine kripto paralar yani dijital paralarla alakalı ufak olumlu şeyler söylediği için bundan Bitcoin'de nasibini aldı. Hemen bir fiyatlanma geldi. Biz zaten biliyorsunuz sepetimize mümkün oldukça eklemelerimizi yapıyoruz. Telegram'dan ışık hızıyla bir size bilgi veriyorum biliyorsunuz bu konuda alakalı. Bazı arkadaşlar şey diyebilirler. Bunu yazmadılar. Belki ben bu şeyi olarak düşünüyorum. Ya arkadaş bazen öyle bir saçma sapan alımlar satımlar yapıyorsun ki neden yapıyorsun diye. Bunlar tamamen piyasaların içerisindeki görmüş olduğum olumlu ve olumsuz şeylerin toplamında yapmış olduğum hareketlerdir. Çünkü ben o sepeti çok fazla riske atamam. Riske atamayacağımdan dolayı da sizlere de riskli şeyler paylaşamam. Ha, benim riske attığım ayrı bir cüzdanım var. Zaten ona alım satım yaptıktan sonra dönüp bakıp umursamıyorum bile. Geçtiğimiz günlerde de bir Metaverse ile alakalı bir paylaşım yaptım. Bir biliyorsunuz oturdum burada yine bir şeyleri çizdim, ettim. Kripto para dolandırıcı diye. Bazı arkadaşların yorumları çok hoşuma gitti. Şöyle hoşuma gitti aslında. Şey diyorlar mesela. Ya bu kanalın konseptine ters bir şey bu arkadaş. Metaverse dünyanın geleceği, dünyanın işte bu projeler bunlar. Arkadaşlar şimdi olayların aslını anlattığımda sizler benim aslında ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Kripto para dünyasının içerisindeki projeleri artık çok saçma sapan yerlere çekmeye başladılar. Bunlara en başlıca örneklerinden bir tanesi de size Metaverse olaylarından bahsedeyim isterseniz. Metaverse dünyasına şöyle bir baktığımızda bizim karşımıza bir sanal dünya çıkıyor. Yani aslında sanal dünyayla biz bugün tanışmadık arkadaşlar. Sanal dünyayla bizler bilgisayarda oynadığımız oyunlar olsun, gerek telefonumuzda oynadığımız oyunlar olsun, bunlarla daha öncesinde çoktan tanışmıştık zaten. Çoğu arkadaşlar bana soruyor, ya işte bakın işte şu Metaverse'un şu oyunu var, Metaverse'un bu oyunu var. Evet olabilir, bir Metaverse dünyanın en kaliteli en güzel oyununu çıkartabilir. Kripto parasını da çıkartabilir. Ama ben şunu görüyorum ki şu yakın zaman içerisinde veya geçen sene olsun işte bu Metaverse olayları olsun, bu zamana kadar çıkartılan hiçbir kripto para projesinin gerçekten proje olarak çıktığını düşünmüyorum arkadaşlar. Genellikle projelerin mantığı şu olmuş: önce coin'i çıkartıyorlar, arkasından projemiz var diyorlar, geçiyorlar. Benim için en önemli Metaverse projelerinden bir tanesi hangisi olur biliyor musunuz? Ya daha şu an için piyasada çıkmış öyle bir Metaverse projesi görmedim ama gerçekten herkesin telefonuna, gerçekten herkesin VR gözlüğüne, gerçekten herkesin bilgisayarına erişebilecek kabiliyette olan, yetenekte olan, gerçekten bu altyapıya sahip olan bir Metaverse projesi olması gerekiyor. Bunun aksine İstediğiniz Metaverse projesini bana gönderin. İstediğiniz bana Metaverse projesini deyin ki bak bu adamın bu oyunu var, bunun gibi şeyler deyin. Ben bu Metaverse projelerine kolay kolay yatırım yapmam. Çünkü ben bir oyuncuyum. Yani gamer mı derler, oyuncu mu derler. Çünkü ben kendimi bildim bileli bilgisayar oyunlarıyla haşır neşir olan bir insanım. Ve az buçuk kodlamalarla da uğraştım. Az buçuk web tasarımıyla da uğraştım. Sosyal medyanın içerisindeki süreçleri de biliyorum. Ve bu süreçleri bildiğimde, ortaya harmanladığımda, şöyle bir karışık bir şey yaptığımda karşıma çıkan projelere şöyle bir bakıyorum ki çok amatörce diyorum ben bunlara. Hani bunu ben bile ortalama olarak bir saat içerisinde çıkıp hazırlar piyasaya sürebilirim. Ama burada olayı birazcık hani böyle at gözlüklerimizi mi diyeyim artık, çıkardığımızda, geniş açıdan baktığımızda örnek verelim. Mesela Ubisoft'tan bahsedelim. Mesela PUBG'nin geliştiricilerinden bahsedelim. Steam'in geliştiricilerinden bahsedelim. Adamların arka planında çok büyük bir altyapı var. Bu altyapının da olabilmesi için milyon dolarlık projeler var arkadaşlar. Bakın milyon dolarlık. Fakat şu an çıkan projelere bakıyorum. 100 bin dolar, 200 bin dolar, 500 bin dolar, 1 milyon dolar gibi hacimleri olan projeler. Hani bu projelerin emin olun ki gelecek zamanda çok büyük işler yapacağına inanmıyorum. Bugün bir tane Metaverse projesi eğer gerçekten çıkacaksa ve ben yatırım yapacaksam
Bunların arkasında arayacağım isimler, birincisi Facebook olacak, diğeri Microsoft olacak, diğeri Steam olacak. Onun haricinde de PUBG, CSGO veya nasıl diyeyim, Fortnite gibi oyunların daha öncelerinde bu işleri başarmış Metaverse dünyasında, zaten sanal evren biliyorsunuz, oyunlarda atladığımız alanların hepsi bir Metaverse dünyası. Bu tip alanlarda gerçekten daha öncesinde tecrübeli olan projelere kafa atmayı düşünürüm ben. Ben o zaman sizlere bir tane site açayım. Diyeyim ki arkadaşlar işte HugiX diye bir tane site açayım. Diyeyim ki biz bir Metaverse projesiyiz. Biz aslında bir Metaverse projesi değiliz arkadaşlar. Biz boş beleş bir tane site açmış oluyoruz. Siteyi açmak bakın gerçekten çok basit. Script'i, tasarımını almak gerçekten çok basit. Bir sitenin şu an otursanız bakın hiçbir şey, sıfır bilgi bile olsa sizde, sıfır bilgiden bahsediyorum. Bir siteyi açmak için ortalama bir haftanızı harcarsınız. Bakın sıfır bilgiyle. Bu işi bilen adamlar için bu ortalama süre bir saate düşüyor. Yok referans kodunla onu getir. Yok bilmem nenle bunu getir. Ben sana kripto para çıkaracağım, onu yapacağım. Şunu çıkaracağım, bunu yapacağım. Aa, yok böyle bir şey. Eğer bir proje gerçekten sağlamsa önce projesiyle gelir. Önce her telefona girebiliyor mu? Her bilgisayara girebiliyor mu? Herkesin diline düşebiliyor mu? Bakın kripto parasının haricindeki mevzudan bahsediyorum. Eğer bunları yapabiliyorsa proje, eğer bunları gerçekten yapabiliyor ve proje odaklı çalışabiliyorlarsa ben o zaman derim ki tamam bu adam gerçekten olmuş. Ama görüyorum ki bizim kripto paramızı alın, ön satış alın, bizim kripto paramızı alın, bakın bunu alın, biz uçuyoruz gidiyoruz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olma ihtimali çok düşük arkadaşlar. Hatta yok denilecek kadar az. Bu konularla alakalı zaten mümkün oldukça sizlere elimden geldiğince videoları çekmeye çalışıyorum. Sizlerin de beni anladığınızı düşünüyorum. Gelen yorumlardan bunları görüyorum. Bazı arkadaşlar anlıyor, bazı arkadaşlar anlamamaya çalışıyor. Geçen gün adamın bir tanesi demiş, kanalım konsept bir alakalı saçma sapan bir şey yapmışsın. Adamın kanalına girdim, tıkladım. Düne kadar PUBG Mobile videoları çekiyormuş. 2-3 gündür kripto para videoları çekmiş. Buradaki şeyi görmüş, izlenmeyi görmüş. Yani şu an diyebileceğim başka bir şey yok sizlere. Konularla alakalı anlatabileceğim olaylar bunlar. Yine kafanıza bir şey takılırsa yorumlardan gelin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Uzun video diyordunuz. Alın size uzun video.